Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ves salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahabihi ecmaîn. suat Mekke 9. Sifir 59. Kısım. Fasıl içinde vasıl. Şaban ayının 16. gününde orucun hükmü. Bize göre bu oruç haramdır. Çünkü o gün Allah'ın oruç tutmayı yasakladığı 6 günden biridir. 6 gün adı geçen gün Ramazan bayramı günü, kurban bayramı günü ile 3 teşrik günüdür. Tirmizi Ebu Hureyri'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayından 6 gün kaldığında artık oruç tutmayınız. Ebu Usa Tirmizi ise hadisin Hasan sahih olduğunu belirtmiştir. Şaban ayının 15. gecesi ölüm melinin o sene içinde canlarını alacağı kimseleri yazacağı gecedir. Bunun için bedbahların ismini siyah yazıyla, mutluların ismini ise beyaz bir yazıyla çizer. Bu sayede ölüm meleği mutluyu mutsuzlardan ayırt eder. Bu şahıs için ölüm görülen bir şey haline gelir. Çünkü bu gece ecelleri bilme ve o bilgiye sahip olmayan mümine bildirme zamanıdır. 16. gece bunun bilgisine ulaştığında bu bilgiye ulaşan ve bunun farkına varan mümin kendini ölümü düşünmekten ayıramaz. Artık o bu haliyle ahiretin oğulları arasında sayılır. Ölümle ise yükümlülük düşer. Kişi amelleri ortadan kaldıran bir niteliğe müşahede ettiği için artık oruca niyetlenebileceği bir durumda değildir ve müşahedenin etkisiyle sarhoş bir halde kala kalır. Ramazan girinceye kadar bu müşahede kimde kalırsa o kişi oruç Şaban ayının kalan kısmını tutmaktan engellenir. Kimde bu müşahede kalmazsa yani öleceğini görmezse geceden niyetlenmediği için bilhassa 16. gün oruç tutmaz. 16. gece ecellerin nes edildiği bir gece değildir. Söz konusu gece Şaban ayının yarısındaki gecedir. Zahir ehlinin birisi İbn Hazm Şaban ayının 16. gününün oruç tutmanın yasak olduğu bir gün olduğunu özellikle zikrettiğimiz sebebe bağlamıştır. Söz konusu kişi güvenilir bir hadis aktarmıştır ki onu bir topluluk bize aktarmıştır. Zahirilerin bir kısmı Şaban'ın 16. gününü belirttiğimiz nedenle oruç tutulmayan bir gün saydı. İbni Hazım bu konuda bize bir topluluğun aktardığı güvenilir bir hadis aktarır. Hadisi Ebu Bekir Muhammed bin Saful el-Lahmi, Ebu Kasım bin Abdurrahman bin el-Mukri, Ebu Velid Cabir bin Ebu Eyyub el-Hadrami, Ebu Abbas bin Miktam el-Aktar'dı. Ravilerin hepsi şöyle demişti. Ebu Hasan Şureyn bin Muhammed eş şureyn el-Ruayni el-Makkari, Ebu Muhammed Ali bin Ahmet'ten, o Abdullah bin Ribi'den, o Ömer bin Abdülmelik'ten, o Muhammed bin Bekir'den, o Ebu Davud'dan, o Kuteybe bin Said'den, o Abdülaziz bin Muhammed Endera Verdi'den şöyle aktarmıştır. Abbad bin Kesir Medine'ye gelmiş ve Ala bin Abdurrahman'ın mescidine doğru yönelmiş. Elinden tutarak ayağa kaldırmış ve şöyle demiş. Allah'ım bu adam babasından peygamberin şöyle dediğini aktarır. Şaban ayı yaralandığında artık oruç tutmayın. Ala şöyle karşılık vermiş. Allah'ım babam bana Ebu Hureyre kanalıyla peygamberin böyle dediğini aktardı. Ebu Muhammed bin Hazım şöyle der. Süfyan da El Ala'dan böyle aktarır. El Ala ise Şube'nin Süfyan Es-Sevri'nin, Malik'in, İbni Uyayne'nin, Misar bin Kidam'ın ve Ebu Amis'in kendisinden hadis aktardığı güvenilir bir raviydi. Hepsinin hadisi kanıt olarak kullanılır. Gamz bin Ma'in'in ravi zincirinde bulunması dahi hadisi zedelemez. Ebu Hureyri'nin peygamberden aktarılan şeye aykırı rivayette bulunabileceğini zannetmek de kabul edilemez. Zan sözlerinin yalanıdır. Burada bir görüş birliğinden yani icmadan söz etmek ise yalandır. Ebu Muhammed şöyle der. Bir grup Şaban'ın yarısından sonra oruç tutmayı bütünüyle mekruh saydı. Şu var ki kesin ve güvenilir olan şey bu rivayetin lafzının gereği olarak şabanın yarısından sonra oruç tutmanın yasaklanmasıdır. Oruç bir günden az olamaz. Rivayetin ayın diğer kısmının orucunun yasaklanması anlamında yorumlanması uygun değildir. Çünkü bu açık değildir. Şaban ayı 30 veya 29 gündür. 30 olduğunda yarımı 15 gün, 29 olduğunda ise yarısı 15. günün ortasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarısından sonra orucu yasaklamadı. Bu hadisten hiç kuşkusuz 16. günün oruç tutulmasının yasaklandığı ortaya çıkar. Ebu Muhammed'in El Mahalla isimli kitabından yaptığımız alıntı burada sona erdi. Bu atlarını El Ala'nın hadisinin başına zikrettiğim kimselerden aktardığım hadistir. Başkaları ise hadisi Ebu Hasan Muhammed bin Şurehi'den aktarır. Bu kişi 16. gün orucunun caiz olmadığı kanaatindedir ki kendisinden aktardığımız görüşü bunu teyit eder.